Tekirdağ'dayız. Tekirdağ valimizi ziyaret edeceğiz. Muş Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili yapılan çalışmalar, geçmişteki etkinlikler, ilk etkinlik. Bakın neler söylüyor. Birlikte izliyoruz. Tekirdağ'dayız. 1971 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park ilan edildi buralar. Evet. Sizden buranın hikayesini dinleyelim. Devletimiz adına çok önemli bir hizmet yapılıyor. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Tabii ki 1071 bizler için bir dönüm noktası. Hep bizim atalarımızın Anadolu'yu fethetmeye başladığı tarih olarak, en büyük tarih olarak görürüz. Bu hiçbir şekilde haksız da değildir. Belki bugünkü Anadolu topraklarına, bugünkü Anadolu topraklarının doğu sınırlarını aldığımızda belki 1071 doğrudan sadece Türklerin Anadolu'ya girdiği bir tarih olarak görülmese de, çünkü daha öncesi var, daha doğusu var, Ahlat var, oraları gözden kaçırmamak lazım, Ani var Kars'ta. O yüzden Anadolu'ya girmeye girmişiz, hatta medeniyetler kurmuşuz ama 1071'den sonra artık Anadolu tamamen Türkleşmiş, İslamlaşmış. Asıl önemli olan nokta budur diye düşünüyorum. Yıl 1071. Ağustos'un 26'sı. Günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Namazdan sonra her biri güneşte parlayan zırhlarını kuşanmış, ellerinde kılıçları, kalkanları, okları ve yaylarıyla fethin babası Sultan Alparslan'ın emrini beklemeye başlamışlardır. Sultansa zırhı olmadan, üzerinde sadece beyaz uzun bir elbiseyle atının üzerinde tüm ihtişamıyla durmaktadır. Aslında o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Duayı bir kez daha tekrar eder. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım! Niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. 1071 sonrasında artık Bizans Anadolu'da bir daha yer almıyor. Ve 10 sene sonrasında bir bakıyorsunuz ki Anadolu'nun batı topraklarına Müslüman Türkler oralara kadar artık gitmişler. Malazgirt'te kazanılan zaferle Anadolu Türklere kapılarını ardına kadar açıyordu. Bundan sonra bu topraklar Türklerin ebedi vatanı olacaktı. Belki Ahlat'tan Malazgirt'e bir yürüyüş, belki ileriki programlarda katılabilir. Bu bisiklet yarışları olabilir, yürüyüşler olabilir. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Her şeyin ilkleri çok önemli. Evet. Oranın bugünlere gelmesinde siz orada devletimizin en önemli temsilcisisiniz. Evet. Tarihe not düşme adına. Nasıl gerçekleşti? Orası nasıl tarihi milli park ilan edildi? Türk tarihi için önemli olan yerler konusunda milli park yaparak ne kadar güzel düzenlemeler yaptığını görmüştüm Afyon'dayken. Çünkü orada da biliyorsunuz 26 Ağustos ve Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun başladığı bir tarih. 26 Ağustos'lar da bu anlamda benzer bildiğiniz gibi. 2017'nin 26 Ağustos'unda Sayın Cumhurbaşkanımız geldiler. Orada çok güzel bir program yapıldı. Okçalar Vakfı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanlarki ve diğer kurumların katkılarıyla, yerelin katkısıyla, bu arada tabii Liyasettin abilerin, ondan sonra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Fethi Ahmet Balat Bey'in ve Muş'ta, Malazgirt'te yer alan gerek mülki idareden, gerek sivil toplumdan, pek çok arkadaşımızın, belediyelerimizin katkılarına da söylemeden geçmek mümkün değil. Bunların hepsi çok güzel katkılardı. Eğer milli park olursa, milli parkta da Sayın Bakanımızın neler yaptığını ben Afyon'dayken de gördüm. O civardaki
Milli Park alanlarını, işte Kurtuluş Savaşı'mızın düşmanın denize İzmir'de dökülürken o zamana kadar geçmiş olduğu güzergahlardaki yapılan güzellikleri, o parkları gördüm, anma noktalarını gördüm. O yüzden eğer burası da bu şekilde milli parklara verilirse ve milli park yapılırsa çok güzel olur diye düşünüyorum dedim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Veseloğlu Bakanımızın o günkü görev üstlenmesiyle çok hızlı mesafe kat ettiğini söylememiz mümkün. Orada hakikaten çok güzel bir alan oldu. Bir de düşüncemiz tabii bunun sadece bir gün, iki gün ya da bir haftayla bağlı kalmaması. Orada o kadar güzel işler yapılmalı ki belki günü 24 saati senenin 12 ayı olarak düşünmesek bile. Yani 5-6 ay süreyle mutlaka gençlerimizin oralara gelebileceği, nasıl ki Türkiye'mizin, cennet vatanımızın pek çok köşesinden Çanakkale'ye özellikle öğrencilerimizi getirip, ecdadımızın neler yaptığı ve bu topraklar nasıl kurtarıldığını gösteriyorsak, Malazgirt'te öğrencilerimizi taşıyıp, nerelerden bugünlere geldiğimizi, bu toprakların nerelerden bu tarafa fethedilmeye başlandığını göstermemize fayda var. Kocaeli Burçlar Derneği Başkanımız Gıyasettin Bey, buradaki oluş gayemizi, sizler de bu söyleşiyi yapmamıza vesile olmayı, siz Sayın Valime bir arz eder misiniz projeyi, değerli başkanımız? İki, valimizin, İlker Bey'in Muş'ta olması, Muş için, Malazgirt için büyük bir şans. Hep bunu dile getiriyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün de böyle bir projeyi tanıtmak konusunda kendisinin zamanını ayırmasından dolayı talebimizi kabul ettiği ve bizleri kabul ettiği için de Sayın Valime sonsuz şükranlarımı sunarım. Sağ olun, sağ olun. Evet, biz tabii hep hayalimizdi. Yani gençlikten beri Malazgirt ruhu ve manevi iklimi bir gün gerçekleşir de orada Türk dünyası, İslam alemi toplanıp da 1071 tarihinde Muhammed Alparslan nasıl ki o günkü dünyada olan zulmü, zilleti ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için ümmet bilinciyle bir hareket gösterdi de Bizans'ın insanlara yaptığı zulme dur dediyse, bugün de o inançla diyoruz ki eğer Türk dünyası İslam bilinciyle yeniden ümmet ruhunu orada tesis edip de insanlığa bir katkı olursa, biz de atalarımıza, ecdadımıza, tarihimize ve dinimize karşı görevimizi ifa ettik diye düşünerek böyle çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar tabii devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Muş protokolü, A protokolü olarak Sayın Valilerimizin sahiplenmesi ve bu tür çalışmaların yapılması bizi ihya ediyor, memnun ediyor. Bizim bugün burada oluşumuzun ana sebebi ve projesi, biz Kocaeli Muşlular Derneği olarak Gebze ve Malazgirt kardeş şehir ilan etmek için yola çıktı. Kocaeli Derneği olarak, Muşlular Derneği olarak sayın başkanlarımıza gittik ve bizim bu ricamızı kabul ettiler. Gebze ve Malazgirt kardeş şehir olarak, işte kardeşlik köprüsü olarak kurulmak üzere bir protokol imzaladılar. Allah razı olsun. Ve bu manada İçişleri Bakanlığı'na proje sunduk. Projemiz kabul edildi. Ve Malazgirt'in tanınması için, tanıtılması için böyle bir kitapçık hazırlıyoruz. Sayın Valimizi de rahatsız ettik. Allah razı olsun. Kendisine de katkıda bulundu. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Sayın Valim. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten Malazgirt, Muş ve Malazgirt gibi potansiyeli olan bir yerde çalışmış olmak, bir şeyler üretebilmek asıl bizim için şanstır. Onu özellikle söyleyelim. Bütün valilerimiz için şanstır. Benden önceki de, benden sonraki arkadaşlarımız da aynı şekilde düşündüklerine inanıyorum. Yani önemli olan orada bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt'in ve orada meydana gelen olayın bugünü nasıl etkilediğini ortaya koymak lazım. Bu çok çok önemli bir projedir. Benim orada mesela biraz daha kalsaydık belki bu projeyi büyütme düşüncem var. Bakın 26 Ağustos dediğimiz zaman 1071'den başka daha yakın tarihte bir şeyler aklımıza gelir değil mi?
22-26 Ağustos'u. Sabırsızlıkla beklenen büyük taarruz, 26 Ağustos sabahı günün ilk ışıklarıyla başladı. Yunanlılara öldürücü yumruğu indirmek için patlayan toplar bütün dünyaya şu gerçeği haykırıyordu. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Başkomutanından en son erine kadar bütün bir ordu, büyük bir gayret ve inançla tek vücut oldu. Taarruz pek yaman sürüyordu 26 Ağustos'ta. Akşam olurken ordularımız, düşman mevzilerinin bir kısmını ele geçirmiş, şanlı süvarilerimiz bir mızrak gibi saplanmıştı düşmanın bağrına. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! Büyük komutan bu emri vermişti. Eskişehir'den, Sakarya'dan, İzmir'den Yunan kaçıyordu. Atatürk'ün süvarileri koşuyordu peşlerinden. Ta Afyon'dan beri dört nala. Artık zafer yakındı. Günlerce açlığa, susuzluğa meydan okumuş, umutla el birliği etmiş bir ordunun zaferi yakındı elbet. Yuvalarını, bebelerini terk ederek erine cephane taşıyan kadınların sırtındaki ağrıydı o zafer. Evini, yurdunu, bağımsızlığını kaybetmiş, kanlı gözyaşlarıyla cepheden haber bekleyen bir ulusun sevinçlerindeki gözyaşıydı o zafer. Kurtuluş savaşı dedik, birlik olduk, el ele vererek gazi olduk, şehit olduk severek isteyerek. Sakarya ve büyük taarruz, sömürücülerin istila emellerine son veren, sömürülenlerin hür ve egemen yaşama yollarını aydınlatan bir meşale oldu ve zafer kazanılmıştı artık. Türk tarihinin akışı bir başka olmuştu 30 Ağustos sabahı. Milli Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış. Tarihe altın harflerle geçen yepyeni bir Türk devleti kurulmuştu. 30 Ağustos sade bir tarih değildir. Bugünün tarihe şan veren bir anlamı vardır. Bugünün heybeti toprağa, denize ve göğe sığmayacak kadardır. Müslüman Türk genci, milli tarih bilincine sahip olarak Türk cihan hakimiyeti mefkûresine sahip olmalı. Milli tarihi, manevi duyguları ve aziz ecdadı ile gurur duymalıdır. Tekirdağ'dan birkaç cümle almazsak haksızlık olur diye düşünüyorum. Bir de tabii ata dede memleketlerinizle ilgili birkaç şey sormak isterim. Önce Tekirdağ önemli efendim. Traklar, kültür tarihimiz, işte Balkan destanlarının yazıldığı yer Çanakkale'ye lojistik güç sağladı Tekirdağ. Evet. Tekirdağ ile ilgili neler söylersiniz efendim? Tekirdağ valimiz olarak birkaç cümle. Şimdi Tekirdağ 1356-1357'de fethedilmiş. Yani Trakya'ya geçildiği zaman Süleyman Paşa geçtiğinde Tekirdağ'da ilk fethedilen yerlerden bir tanesi. 2-3 yıl içerisinde Tekirdağ tarafına geçtikten sonra, Trakya'ya geçtikten sonra biliyorsunuz Çanakkale'de oradan geçiliyor. 2-3 yıl içerisinde de buralarda fethediliyor. Şimdi Tekirdağ 3 Kemaller Diyarı olarak anılır. Namık Kemal, Yahya Kemal ve Mustafa Kemal. Belgesel görüntülerle Malazgirt'teyiz. Tarih 1071. Günlerden Cuma ve Malazgirt Ovası. Türk'ün büyük sultanı Alparslan, beyazlar içinde yiğitlerinin karşısına çıkarak şu tarihi konuşmayı yaptı. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Anadolu Türk yurdu olacaktı. Malazgirt Ovası, tarihe altın harflerle yazılacak bir savaşa sahne olacaktı. Büyük Sultan'ın emriyle savaş başladı. Yayından fırlamış bir ok gibi uçtu Leventleri. Düşmanın kalbine saplandı.
Yiğit naralarıyla sarsıldı yüreği Bizans'ın. Türk'ün kılıcıyla can verdi oracıkta. Güneş gruba meylederken meydanda yiğitlerin zafer haykırışları vardı. Türk Sultanı Alparslan secdeye kapanmış, Allah'a şükrediyordu. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak ve özellikle Malazgirt Meydan Muharebesi'ne devletimizin verdiği büyük ilgi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere valilerimizin, Muş Kardeşlik Platformu, Kocaeli Muşlular Derneği'nin önemli bir projesinin bir anlamda belgeselini çekiyoruz. Tekirdağ'daydık ve ilk etkinliklerin gerçekleştiği, Malazgirt'teki etkinliklerin anmanın gerçekleştiği 2017 Sayın Cumhurbaşkanımızın, evet, efendim, evet. Sizler oradaydınız. Evet, oradaydım. Değerli. Evet. Son sözlerinizi almak isteriz, duygularınız ve son sözleriniz. Ve sonra sizleri o ilk etkinliklere götüreceğiz, o arşivlerle sizleri baş başa bırakacağız. Son sözleriniz Sayın Vali. Teşekkür ederim. Tabii bunu öncelikle düşünmüş olmaları da çok önemli. Olabileceğini ortaya koymuşlar, işte projesini hazırlamaya başlamışlar. Ve Muş'un Kurtuluş Günü de bunun küçük bir örneğini ortaya koymuşlar. Orada güzel gösteriler yapılmış, güzel etkinlikler yapılmış. Sonrasında aynı yıl, 2017 yılında zaten 26 Ağustos için bizler de, ben de oraya Temmuz ayında gittim. Temmuz'un 4'üydü başladığımda göreve. Bu projeden bahsedildi. Öncesinde benim de haberim yoktu doğrusu. Ve bu projeyi Seddar Bey ile konuştuk. Ben de telefonla konuştum. Sonra ondan aldığımız yerden geliştirdik projeyi, büyüttük, yerini tespit ettik vesaire. Az önce anlatmıştım zaten size konuyu. Ve ilk büyük Malazgirt programı 2017'nin 26 Ağustos'unda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yapıldı. 46 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt'te kazandığı zaferle Anadolu'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak adımı atmıştı. Bir elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu'ya Malazgirt'ten girip Avrupa'nın ortalarına kadar şanla, şerefle, zaferle yürüyen ecdadımızla iftar ediyoruz. Okçular Vakfı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yaptı. O yüzden tabii ki valilik, oradaki yerel katkıları bu arada unutmamak gerekiyor. Projeyi hep birlikte hazırladık ve bugünlere geldi. İnşallah belirlenmiş olan bütün o şeyler o alanın üzerinde yapılınca önemli bir destinasyon olacak orası. Önemli bir tarihi alan olacak ve belki de orada Çanakkale'de yapıldığı gibi, tarihi alan başkanlığı gibi bir başkanlığın da kurularak bu başkanlığın uhdesine yönetiminin verilmesi belki de doğru bir usul olacaktır. Sonrasında da ve yine demin de söylediğim gibi tekrar söyleyeceğim. 26 Ağustos 1971 ile 26 Ağustos 1922'yi bir araya getirmemiz lazım. Yavuz Sultan Selim Han'ın bu topraklarda vefat etmesi. 8 yılda 80 yıllık hizmet yapan Yavuz Sultan Selim Han. Tekirdağ topraklarında ebedi aleme yürümüştü. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürümüzle birlikteyiz. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Onun vefatının 500. yılı dolayısıyla bakalım neler yapıldı, kendisinden bilgi alıyoruz. 22 Eylül 1520'de malumunuz Tekirdağ sınırları içerisinde vefat etti Yavuz Sultan Selim Han. Sizin de dediğiniz gibi 80 yılı 8 yıla sığdıran yüce bir hakanımız. Biz de bu şanına ve şerefine yakışır bir şekilde öncelikle vefat ettiği alanı Edirne Koruma Kurulu Müdürlüğü'nden de onayını alarak tarihsiz alan ilan ettik. İnşallah bir yıl sonra orada kendi oluşturacağımız anıtla artık anmalarımızı kapalı salonlardan çıkarıp orada yapacağız. Fakat bu sene 500. ölüm yıldönümü sebebiyle fotoğraf sergisi, şiirler, Kur'an-ı Kerim, tarihi özellikleri, edebi özelliklerini ifade eden konularla beraber toplam bir saatlik bir programla bu yüce hakanımızı Tekirdağ Valiliği olarak andık ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda inşallah
fayda sağladık. İlk kez mi anılmış oldu efendim? Burada. Valilik programı olarak ilk kez anılmış vefat oldu. Vefat ettiği topraklar. Evet, vefat ettiği topraklar. 500 yıl sonra. Kimdir Yavuz Sultan Selim Han? Onun Çaldıran zaferinden Osmanlı'daki birçok coğrafyaya, Sina Çölü'nü geçmesi, Mısır'ı fethetmesi. Değerli izleyenlerimiz, müdürümüzden son olarak Tekirdağ bize tanısın. Tekirdağ deyince durmak gerekiyor. Kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu Tekirdağ. Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün ağzından Tekirdağ dinliyoruz. Tekirdağ 6000 yıllık geçmişi olan çok kadim bir şehir. Yani Romalılardan Bizanslılara, oradan Osmanlılara kadar uzanan çok kadim bir şehir. Tekirdağ aslında şu gün Üç Kemaller Diyarı olarak bilinir. Birinci Kemal Mustafa Kemal'dir. İkinci Kemal, 5. ve 6. dönem Tekirdağ milletvekilliğini yapan Yahya Kemal'dir. Üçüncü Kemal de burada doğan Namık Kemal'dir. Vatan ve Hürriyet şairimiz Namık Kemal'dir. Üç Kemaller Diyarı olarak bilinir. Kirazıyla, karpuzuyla, üzümüyle, zeytiniyle Türkiye'de en fazla ayçiçeğinin üretildiği bir tarım şehridir aynı zamanda. 13 tane organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin en önemli endüstri şehridir aynı zamanda. 133 kilometre Marmara Denizi'ne, 2 kilometre Karadeniz'e sınırı olan bir yer olması hasebiyle bir turizm şehridir aynı zamanda. Yeşillikleri, ormanlıklarıyla, yürüyüş alanlarıyla, hele pandemi sonrası ekoturizm ve agroturizm özellikleriyle Türkiye'nin parlayan bir yıldızıdır Tekirdağ. Pandemi günlerinde gezemiyoruz, gidemiyoruz ama biz Devralen Parkı ile sizleri götürüyoruz. Tekirdağ, yüz ölçümü itibariyle küçük illerimiz arasında yer almakla beraber İstanbul'a yakınlığı, kara, deniz, demiryolu ulaşım ağlarına sahip olması nedeniyle ticari hareketliliği yoğun olan bir ilimiz. Arazinin verimli topraklardan oluşması, ziraatte modern tarım aletlerinin kullanılması, verimi yüksek nitelikli tohumlukla diğer zirai girdilerin benimsenmesi, tarım ürünlerinin birçoğunda Türkiye ortalamasının üzerinde verim elde edilmesini sağlamaktadır. Tekirdağ'da bağcılık yapılır. Tahıl, kavun, karpuz, sebze yetişir. Ancak ayçiçeğinin yeri bir başkadır. Bölge, Türkiye'nin ayçiçeği bahçesidir. Türkiye'de yetişen ayçiçeğinin %25'i bu bölgeden çıkar. Tabii buna bağlı olarak ayçiçek yağı fabrikalarının birçoğu da bu bölgede toplanmıştır. Tekirdağ il sınırları içinde birçok yağ fabrikası bulunduğu gibi her ilçede de en az birkaç tane yağ fabrikasına rastlarsınız.
Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önemli bir yerdeyiz. Tekirdağ'ı ekranlardan anlatmak mümkün değil. Zaman ayırarak Tekirdağ'a gitmek gerekiyor. Tekirdağ'ın kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini adım adım gezerek belgeselleştirip yüksek bilgilerinize sunduk. Bir başka devralen programında buluşmak üzere. Tekirdağ'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.